Dördüncü nokta. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyle ise insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır. Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Şu meselenin binler delillerinden yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farkları o meseleye vazıh bir delildir ve bir bürhan-ı kat'idir. Evet, insaniyet iman ile insaniyet olduğunu, insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları gösterir. Çünkü hayvan dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemde tekemmül etmiş gibi istidadına göre mükemmel olarak gelir. Yani gönderilir. Ya 2 saatte, ya 2 günde veya 2 ayda bütün şerait-i hayatiyesini ve kainatla olan münasebetini ve kavanini hayatını öğrenir. Meleke sahibi olur. İnsanın 20 senede kazandığı iktidar hayatiyeyi ve meleke-i ameliyeyi 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder. Yani ona ilham olur. Demek hayvanın vazife-i asliyesi taallümle tekemmül etmek değildir ve marifet kesbetmekle terakki etmek değildir ve aczini göstermekle medet istemek, dua etmek değildir. Belki vazifesi istidadına göre taammüldür, amel etmektir. Ubudiyet-i fiiliyedir. İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil. Hatta 20 senede tamamen şerait-i hayatı öğrenemiyor. Belki ahir ömrüne kadar öğrenmeye muhtaç, hem gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip 1-2 senede ancak ayağa kalkabiliyor. 15 senede ancak zarar ve menfaati fark eder. Hayat-ı beşeriyenin muavenetiyle ancak menfaatlerini celp ve zararlardan sakınabilir. Demek ki insanın vazife-i fıtriyesi taallümle tekemmüldür. Dua ile ubudiyettir. Yani kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazeninane besleniyorum ve idare ediliyorum? Bilmektir ve binden ancak birisine eli yetişemediği hacatına dair kadiül hacata lisan-ı acz ve fakr ile yalvarmaktır ve istemek ve dua etmektir. Yani aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı âlâ-i ubudiyete uçmaktır. Demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Ve onun üssül esası da iman-ı billah'tır. Hem insan nihayetsiz acziyle nihayetsiz beliyata maruz ve hadsiz adanın hücumuna müptela ve nihayetsiz fakriyle beraber nihayetsiz hacata giriftar ve nihayetsiz metalibe muhtaç olduğundan vazife-i asliye-i fıtriyesi imandan sonra duadır. Dua ise esas-ı ubudiyettir. Nasıl ki bir çocuk eli yetişmediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar ya ister. Yani ya fiili, ya kavli, lisan-ı acziyle bir dua eder. Maksuduna muvaffak olur, öyle de. İnsan, bütün zihayat alemi içinde nazik, nazenin, nazdar bir çocuk hükmündedir. Rahman-ı Rahim'in dergahında ya zaaf ve acziyle ağlamak veya fakr ve ihtiyacıyla dua etmek gerektir. Ta ki makasıdı ona musahhar olsun. Veya teshirin şükrünü eda etsin. Yoksa bir sinekten vaveyla eden ahmak
ve haylaz bir çocuk gibi. Ben kuvvetimle bu kabili tesir olmayan ve 1000 derece ondan kuvvetli olan acip şeyleri tesir ediyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum deyip küfranı nimete sapmak, insaniyetin fıtrat-ı asliyesine zıt olduğu gibi şiddetli bir azaba kendini müstahak eder. 5. nokta. İman, duayı bir vesile-i katiye olarak iktiza etti. Ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi, Cenab-ı Hak dahi duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mealinde, قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ ferman ediyor. Hem اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ emrediyor. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var ifade ediyor. Her cevap. Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek, hem aynı matlubu vermek, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim, bana bak. Hekim, lebbeyk der, ne istersin? Cevap verir. Çocuk, şu ilacı ver bana der. Hekim ise ya aynen istediğini verir, yahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir. Yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. İşte Cenab-ı Hak, Hakîm-i Mutlak, hazır, nazır olduğu için abdin duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuriyle ve cevabiyle ünsiyete çevirir. Fakat insanın hevaperestane ve heveskerane tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbaniye'nin iktizası ile ya matlubunu veya daha evlasını verir veya hiç vermez. Hem dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değil. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa, o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Hem güneşin ve ayın tutulmaları, küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadeti mahsusanın vakitleridir. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanması ile bir azamet-i ilahiyeyi ilana medar olduğundan Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa o namaz açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla muayyen olan ay ve güneşin husuf ve küsuflarının inkişafları için değildir. Aynı onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Ve beliyelerin istilası ve muzır şeylerin tasallutu bazı duaların evkat-ı mahsusalarıdır ki insan o vakitlerde aczini anlar. Dua ile, niyaz ile Kadir-i Mutlak'ın dergahına iltica eder. Eğer dua çok edildiği halde beliyeler def olunmazsa denilmeyecek ki dua kabul olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. Eğer Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle belayı ref etse nurun âlâ nur. O vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua bir sırrı ubudiyettir. Ubudiyet ise halisen liveçillah olmalı. Yalnız aczini izhar edip dua ile ona iltica etmeli. Rububiyetine karışmamalı. Tedbiri ona bırakmalı. Hikmetine itimat etmeli. Rahmetini itham etmemeli. Evet, hakikati halde
ayat-ı beyinatın beyanıyla sabit olan budur ki, bütün mevcudat, her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet, birer has secde ettikleri gibi, bütün kainattan dergah-ı ilahiyeye giden bir duadır. Ya istidat lisani iledir, bütün nebatat ve hayvanatın duaları gibi ki, her biri lisan istidadiyle feyyaz-ı mutlaktan bir suret talep ediyorlar ve esmasına bir mazhariyet-i münkeşife istiyorlar. Veya ihtiyacı fıtri lisani iledir, bütün zihayatların iktidarları dahilinde olmayan hacat-ı zaruriyeleri için dualarıdır ki, her birisi o ihtiyacı fıtri lisaniyle cevad-ı mutlaktan idame-i hayatları için bir nevi rızık hükmünde bazı metalibi istiyorlar. Veya lisan-ı ıstırarıyla bir duadır ki, mustar kalan her bir ziru kat'i bir iltica ile dua eder. Bir hami meçhulüne iltica eder. Belki Rabbi Rahim'ine teveccüh eder. Bu üç nevi dua bir mani olmazsa daima makbuldur. Dördüncü nevi ki en meşhurudur, bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır. Biri fiili ve hali, diğeri kalbi ve kanidir. Mesela esbaba teşebbüs bir duayı fiilidir. Esbabın içtimağı müsebbebi icat etmek için değil, belki lisan-ı hal ile müsebbebi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyet-i marziye almaktır. Hatta çift sürmek, hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi duayı fiili, cevad-ı mutlakın isim ve ünvanına müteveccih olduğundan kabule mazhariyeti, ekseriyeti mutlakadır. İkinci kısım, lisanla, kalple dua etmektir. Eli yetişmediği bir kısım metalibi istemektir. Duanın en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki, dua eden adam anlar ki birisi var. Onun hatırat-ı kalbini işitir, her şeye eli yetişir, her bir arzusunu yerine getirebilir. Aczine merhamet eder, fakrına medet eder. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer, dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırakma. Ona yapış, âlâ-yı illîn-i insaniyete çık. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duan içine al, bir abd-i külli ve bir vekili umumi gibi İyyâke nesta'în de kainatın güzel bir takvimi oldu.